Tamam. True. Yeah, you are using Arc. Congratulations. Okay. Şu anda umarım daha iyidir. Daha iyi ses geliyordur. Dekadan eski anlarının bundan değilmiş problem. Şöyle koydum. Eğer ses falan geliyorsa yazarsanız ona göre devam edeceğim. Ses geliyor mu? Mesaj geldi. Tamam. Ses geliyorsa okey. Devam ediyorum. Şimdi hemen kaldığımız yerden devam ediyorum. Bir tane kolonu ya da tabloyu değiştirirsen, data tipini değiştirirsen, integer'dan işte float'a çevirden neyse. Splitting and other modification to data of an existing column or table. Başka bunun haline başka bir işlem yaptığında bu background compatible'ı şöyle bir düşünmen lazım kendi kendine. Çünkü risk durumunda olabilirsin. If you only add a column or table that does not affect the existing schema, you don't need to follow this pattern. Yani sadece ekleme yapıyorsan bu pattern'ı izlemene gerek yok. Here is helpful diagram to help you think about the pattern and where the changes are occurring through these steps. Şimdi bakalım. Expand, migrate and contract pattern. Application code, database schema. Şimdi timeline gibi düşün. Add the new column or table to existing schema. Yeni bir kolon ya da tablo eklediğiniz şemaya. Update the code to write to both the old and new schema. Update the code to write to both the old and new schema. Tamam. Migrate the data from the old schema to the new schema. Once the data is migrated, update the code to read from the new schema. Update the code to only write to the new schema. Once verified, remove the old schema. Şimdi burada şey yapıyor. Yeni bir tane kolon ya da tablo eklenmiş. Sonra kodu güncelliyorsun. Hem eski tabloya bakacak hem de yeni tabloya bakacak şekilde ayarlıyorsun. Hani her ikisini de yazacakmış. Daha sonra da eski datayı daki tabloları hepsini yenisine taşıyorsun. Daha sonradan hani her iki tarafa da yazıyordu ya. Eskidekileri yeniye taşıdığın zaman artık senin uygulama hem yeniye hem eskiye bakıyor ama senin ilgilendiği yeni tarafı. Daha sonradan diyorsun ki uygulamaya sadece yeniye yaz. Sonra da diyorsun ki her şey okey artık yeniye geçti. Eski olanı kaldırıyorsun tamamen. Bir nevi rolling upgrade gibi bir şey yani durumu. Tam değil ama biraz benziyor. Bir süre her ikisine de bakmak zorunda kalıyor. Expand. Step 1. Expand this existing schema. The first step in the pattern is to add schema. You will create a new column table depending on the change needed in the application. As I described in my previous blog post, sample making tamam bir link vermişti. Big changes are riskier. In most cases, adding a new column will not affect your existing application if you make the column nullable or provide default values. Bunu söylemiştim zaten. Yeni eklediğiniz konular nullable olabilir ya da default değerleri varsa bir problem yaşamazsınız. Ama bu kolonun bir null olamaz diye bir değer koyduysan ve senin production'daki kodun hala güncellemediysen problem yaşarsın. User'ı kaydetmeye çalışırsın. Null olmaması gereken bir field var ve patlarsın. You can test locally or with the database branch alongside your application and then deploy the changes. Ya lokal olarak test edebilirsin diyor. Bunun için Planetscale'de branching denen bir metot varmış. You can make the change in a development branch, open a deploy request and deploy to your production database, which will increase the safety of each step. Yani bizim böyle bir şeyi test etmek için açtığımız branchler, development için yarattığımız branchleri bunlar database seviyesine de getiriyorlar galiba. Okumadım bu kısmı ama muhtemelen öyle yapıyorlardır. Expand the application code. Şimdi birincisi neydi? Expand existing schema. Biraz genişletti. Expand the application code. Sonra application kodu bak old schema'ya read write devam ediyor şu anda. Yeni şeye write ediyorsun. Yeni kısma write ediyorsun. Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye.
Devam edelim tekrardan. Yeni şema geldi. Burada read write yaparken yenisine sadece write yapıyor. Yani dolayısıyla buraya yeni bilgiler geliyor. The second step in the pattern is to update the application code to write both old and new schema. Yani yenisine expand the application code. Uygulamayı güncelliyorsun. Her iki şemaya da bir şeyler yapabiliyor hale geliyor. After you deploy this change, the application should continue to behave as before. Yani değişik bir şey olmaması lazım, değil mi? Hem yenisine hem eskisine muhatap olabiliyor. Migrate the data. The third step in the pattern is the data migration. At this step, you know that your new schema is successfully writing data to it. But what about the data that came before you started writing to both old and new schema? Şimdi burada ne yapıyor arkadaşlar? Read'i buradan yapıyor. Write'i buradan kapatmış. Bakalım. Ama şeyde, migrate the data'da bu yok galiba. Şimdi migrate data'da ne olacak? If you are making any change to the data, you must include in the first script. For example, if you are splitting up a string based on a production environment, this is when you would do it before storing it in a new column. If you are only moving existing data on no changes, then you can have the script insert exact data with no mutations. Burada da şey diyor, migration yapıyorsun ya, migration yaparken yeni getireceğin tabloda herhangi bir değişiklik yoksa o zaman direkt insert. Ama yeni tabloya geçiş yaparken aynı zamanda datanın formatı da değişiyorsa o zaman o conversion'ı yap öyle gönder. Hani körü körüne göndermek ikinci yeni tabloya gönderdiğin zaman bir daha değişiklik yapmak zorunda kalma. Also if there is a lot of data to move, consider spreading it over a more extended period using background jobs. This will prevent it from affecting your production database performance and users. And dediğimiz buydu zaten. If it isn't clear what changes are needed to the data, this is when it would be a good idea to think through. It can be a pain to go back and change the data again in your schema. Anlattığım tam olarak buydu. Yeni geçe tabloya migrate ederken o arada transform'u bitir. Yani datayı gönderip new schema'da yeni değişiklikler yaparsan o zaman bir daha yani production'da ki o migration süresini uzatmış olursun yani. Bu arada uygulamada ne yapıyorsun migrate dediğinde? Şimdi expand schema'da ve application'da yaptık. Migrate'i veri tabanı seviyesinde yaptık. Şimdi migrate'i application kodu tarafında yapıyoruz. Gördüğünüz gibi old schema'ya write ediyoruz. Yeni schema'ya da write ve read ediyoruz. Bunun sebebi şu olabilir benim tahmin ettiğim. Şimdi okuruz birazdan. Bir problem olduğunda geri rollback falan yapmak istediğinde hani şurada datanın olabiliyor olması lazım. The fourth step is to update the application code to read from the new schema. Before this step, your application was reading from only the old schema. Before you deploy the application code changes in this step, it is last time you can confirm that the data migration and new schema are accurate, not missing data and ready for production read traffic. Ready for production read traffic. Tamam, okay. Once you deploy this change, if you notice serious production issues, it could have some user impact depending on the issue. For this reason, consider testing the performance at this step. Ya yani burada performans testini yapabilirsin mesela diyor. Çünkü write ediyorsun, read ediyorsun. Dün mesela Netflix no downtime migration'ı okumuştuk. Orada mesela şey vardı. Trafik klonlanıyordu. Klonladığı ve yeni minvalide bir test yapma imkanı buluyordu. Burada da bunu test edebilirsin diyor. Tamam. Contract'te de contract application artık old schema'ya uçuracak galiba. Yeni schema ile contract'ı yeni schema ile imzaladın. Eskisini o zaman bitirmen lazım. Aynı anda aynı işi yaparken iki yere contract yapmıyorsun. In the fifth step, you will start contracting your changes and update the application to only write the new schema. You are ready to deploy to this step when you have confirmed that everything is working as expected in the production application and you are ready to stop writing data to old schema. Tamam, artık yazmıyorsun. Peki bu application level'ında contract'ı, peki schema level'ında contract ne oluyor? In this sixth step, it is finally time to delete old. Bunu zaten şey yapmaya gerek yok. If it's a column you are changing, make the column invisible in SQL from select queries. If it's a column or table, you can change the name of the column. Tamam. Burada arkadaşlar şöyle bir durum var. Yani old schema'yı sileceksiniz ya. Burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer uygulamanın içinde ya da farklı bir yerde query'niz varsa, select query ile mesela cron job'un içinde select query'si var. O field'ları kullanıyorsun. Şimdi eski tabloyu uçurduğun için o field'ların hiçbir yerde kullanılmadığından emin olman lazım. O da bir ek madde.
Ya bir şey dedim. This pattern congrats you made much safer schema change. Tamam. Anlaması çok basit. Yapılsa yapılabilir aslında. Ama manuel olarak düşünmen lazım kendin bunu. Eğer bir servis falan kullanmıyorsan. Let's see the expand, migrate and confirm pattern in action with the following example. Şimdi bir örneğini verecek. Repo diye bir table var. Burası repo name, organization ve başka fieldler. I also have a star table. Repo ve star. Star table'ında repo'nun adını niye tutar anlamadım. Belki bir relation verebilirdi burada. Organization star count. Tamam, okay. Ben o zaman relation koyardım. Madem MySQL falan mı bilmiyorum ama. When I first created the application, I made these separate tables. But now I want to combine them, so I only maintain one table. It can make queries easier to write and store less data. Ha. Repo table. Ha. All of the data in the star table is also in the repo table except star count. Şimdi iki tablo neredeyse aynı diyor. Bunda bir tek star count var. So I need to do two things. Create a new star count column in the my repo table. Şimdi şu birinci tabloda star count koyacak. Delete the star table without any data loss or zero disruption to my user. Bakıyorsun, expand yapacaksın değil mi? Expand birinci tabloya birinci tabloyu biraz genişletiyorsun. Star count'u koydun. Repo table'a böyle bakıyorsun. Bak bu star count'u şu anda boş. Buranın uygulamayı patlatmamak adına burayı nullable yapmanız iyi olabilir. Ya da nullable yapmıyorsan eğer not null yap. Ama default değerini ben olsam sıfır koyardım. Çünkü yeni repolar sıfırdan başlar. Ama tabii burada migration yapacağı için ilk başta sıfır koyacağız. Daha sonradan gerçek değeri eklenebilir. And the star tables remains unchanged. Star table'ında hiçbir şey yapmadık. Şu anda duruyor böyle. Expand the application code. Application kodu bakıyorsun. Şimdi repo'nun içinde star count var ya. Gideceğim. Repo'nun bir tane entity'si var. Java class'ı ya da GoStructor neyse. Star count field'ını ekledin ya. Ekledikten sonra artık uygulama senin database'de o tabloyla iletişim kursa hemen anlayacak hale gelmiş durumda. Sonra migrate data diyor. Ne yapıyor arkadaşlar? Şuradaki count'ları alıp, star'daki count'ları alıp, şunları alıp gidip repo tablosuna gönderiyor. Bu noktadan sonra migrate application code dediğinde şunu yapıyor. Write için hala eski tabloya yazıyor ama read write için gidiyor yeni tabloya. Artık iletişim kuruyor. Contract dediği de arkadaşlar, contract'te artık tamamen yeni tabloya bakıyor, repo'ya bakıyor. Şemayı contract dediği de artık şeyi star tablosunu sistemden uçuruyor ve bu hale geliyor. This pattern is part of our techniques for safely making database changes. In my previous blog post, you can read more about techniques and scale features to ensure your safety but quickly ship needed database changes. In the PlanetScale docs, you can also see how to make other database changes and associated risks.